Şimdi sonsuz bir seri düşünelim. N eşittir birden sonsuza kadar 1 bölü 2 üzerine artı n olsun bu. Bunun yakın sayıp yakın samadığını merak ediyorum. Bu videonun Khan Akademi'de bulunduğu yere bakarak bunu yaparken bir karşılaştırma testi uygulayacağımızı anlamış olmalısınız. Eğer soruyu kendi kendinize çözebileceğinizi düşünüyorsanız videoyu durdurmaktan çekinmeyin. Anlaştık mı? Peki. Öncelikle bu serinin neye benzediğini iyice anlayabilmek için seriyi açık halde yazmak istiyorum. N 1 olduğunda 1 bölü 2 üzeri 1 artı 1. Bir bakalım. 1 bölü 2 üzeri 1 artı 1 3 eder. Evet 1 bölü 3. Peki artı n 2 iken 1 bölü 2 üzeri 2 4 eder artı 2 daha 6 yani 1 bölü 6. n 3 iken 1 bölü 2 üzeri 3 8 artı 3. Bu da 11 değil mi? 1 bölü 11. Bir terim daha yapalım. N4 iken 1 bölü 2 üzeri 4 16 eder artı 4, 20 değil mi? Bu da 1 bölü 20 olur. Evet seri bu şekilde devam ediyor ve buna bakarak bu serinin yakınsadığı izlenimine kapılıyorum açıkçası. Terimlerin hepsi pozitif ve hızlı bir şekilde küçülüyorlar. Terimlerin davranışını inceleyecek olursak ne büyüdükçe paydadaki 2 üzeri ne, ne'den çok daha hızlı bir şekilde büyüyecek yani ifade 1 bölü 2 üzeri ne gibi davranmaya başlayacak. Bunu karşılaştırma testi uygulayabilirsiniz çıkarabileceğimize dair bir ipucu olarak kabul ediyorum. Hemen not edeyim. N eşittir birden sonsuza kadar. 1 bölü 2 üzeri N. Evet bu sonsuz seri. Şimdi Buna bir bakalım. N 1'e eşitken bu ifade 1 bölü 2 üzeri 1'den 1 bölü 2'ye eşit olur. N 2 iken 1 bölü 2 üzeri 2'den 1 bölü 4 değil mi? N 3 iken 1 bölü 8. N 4 iken 1 bölü 16 ve bu şekilde devam edecek. İşin ilginç kısmı bu ifadeyi tanıyor olmamız. Bu şöyle yazayım evet bu N eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü 2 evet üzeri n'nin toplamına eşit ve 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2 olduğuna göre ki bunu da not edelim. 1 bölü 2'nin mutlak değeri birden küçük değil mi? Bu geometrik serinin yakın gösteriyor. Hatta bunun hangi değere yakın sıyacağını bulmak için bir formülümüz bile var. Şimdi bunun yakınsadığını ve bu iki serinin karşılaştırma testi için tüm koşulları sağladığını bildiğimize göre gelin karşılaştırma testi için not ettiklerimize bir göz atalım. Karşılaştırma testi için iki serimiz olmalı. Bu serilerin terimlerinin hepsi sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalı. Bu koşulda sağlandı. Son olarak da serinin birindeki terimlerin diğer seride kendilerine karşılık gelen terimlerden küçük ya da o terimlere eşit olması gerekiyor. Bir bakalım bu durumda bu seri pembe olan bu da mavi olan seriye benziyor diyebiliriz Tüm terimler pozitif ve birbirine karşılık gelen terimlere baktığımızda ise Örneğin 1 bölü 2 1 bölü 3'ten 1 bölü 4 1 bölü 6'dan 1 bölü 8 1 bölü 11'den büyük kısacası 1 bölü 2 üzerine 1 bölü 2 üzeri N artı neden her zaman daha büyük olacaktır diyebiliriz ve daha büyük olan serinin ortak oranı ya da ortak hak oranının mutlak değeri birden küçük olduğundan yakınsadığını bildiğimize göre daha küçük olan yani terimleri büyük olan serinin terimlerinden küçük olan serinin de yakınsayacağını söyleyebiliriz. Evet karşılaştırma testine göre bu seri seride yakınsaktır deriz.